Sevgili seyircilerimiz, seçim çalışmaları için mahalle ve kahvehane gezilerini sürdüren Sima Belediye Başkanı ve Demokrat Parti Belediye Başkan adayı Kasım Karahan, halkın rahatı, huzuru ve konforlu yaşamı için başlattıkları çalışmaların ilçenin dört bir yanında süratli bir şekilde devam ettiğini bildirdi. Sima'nın gelişip güzelleşmesi ve çağdaş bir ilçe düzeyine kavuşması için çalışmalarını belli bir plan ve disiplin içerisinde yürüttüklerini ifade eden Başkan Karahan, bizim farkımız hizmetlerimiz. Zamanı geldiğinde söz verdiğimiz ne varsa yerine getiriyoruz. Biz sözümüzün eriyiz. Ne söz verdiysek tutarız dedi. Yine sizlerin tevekkülüyle belediye başkanlık görevimize devam etmek istiyoruz. Adayız. Hem sizlere bunu duyurmaya geldik. Hem de geçmişte yaptıklarımızla ilgili sizlere bilgilendirme noktasında görüşlerimizi ifade etmeye geldik. 2009 seçimlerinde aday olduğumuzda yine bu kahveye geldiğimizde kendi iş yerinize gider gibi gidebildiğiniz bir belediye, kendi evinize girer gibi rahat girebildiğiniz bir belediye, adamı olanın değil, hakkı olanın işinin yapıldığı bir belediye, Simav'ın menfaatlerinin hiçbir menfaatleri olmayan hiçbir şeyin altına imza atmayan bir belediye başkanı bulacaksınız dedik. Ve 2009 yılından bu yana bu uygulamamız devam ediyoruz. Zaman zaman belediyeye gelmiş arkadaşlarımız olabilir. Hepiniz gördünüz ki kapımız açık, yüzümüz güldü. Ve güler yüzlü bir personel sizlere hizmet vermeye çalıştı. Ve Simav'ın menfaatine olmayan hiçbir şeyin altına imza atmadık. Aksine Simav'ın haklarını, hukukunu sonuna kadar savunmaya, mücadelemizi sürdürmeye devam ettik. Bundan sonra da inşallah devam edeceğiz. 2009 seçimlerinde gittiğimiz her kafede, her evde, her mahallede bizler istenen tek şey vardı. Jeotermali olmayan vatandaşlarımızın jeotermal enerji istemesi, bize sıcak su ne zaman vereceksin diye en çok isteyen şey buydu. İkincisi, çocuklarımızın oynayacağı parklar, yeşil alanlar bize yapar mısın diye söylendi. Üçüncüsü, kilit taşlarımızın, eski taşların olan yerlere kilit taş yapar mısın dedi. Dördüncüsü, bazı mahallelerde olmayan halk ekmek fırınlarının yapılmasını istediler. Bu dört şeyi çok istediler. Ve göreve geldiğimiz 2009 yılında bu tarafa da bunların üzerinde yoğunlaştık. Ve vatandaşımızın isteği olan bu taleplerini hep yerine getirmeye çalıştık. Tamamını getirebilmiş miyizdir? Elbette getiremeyiz. Dünyada benim işim bitti, her isteğimi yaptım diye aşağı dünyaya göçen bir insan yoktur. Herkesin mutlaka arkada kalan bir işi vardır. Değerli hemşerilerimiz, biz göreve geldiğimizde dört mahalleyle teslim aldık. Simav'da Jihal Tamer Sıpayı. Bunlar Tabakhane, 4 Eylül, Hisarada ve Fatih mahallesiydi. Ve 20 yılda iki dönem görev yapan belediye başkanları bu dört mahalleye bu enerjiyi götürmüşlerdi. Biz 2009'dan bu yana 13 mahalleye çıkardık. Yani 4 yılda 9 mahalle koyduk. Simav'ın doğusunda Esenevler, batısında Değirmenciler, kuzeyinde Sırapayam, güneyinde Cuma Karşıyaka bu mahallelere jeotermal enerjiyi götürdük. Şu anda %90'lardayız. İnşallah önümüzdeki günlerde 15 gün sonra çalışmalarımız başlayacak Cuma karşıya kadar. Hedef Serenaltı Camisi. Oraya vardığımızda tüm Sivas bitmiş olacak. Tabii 20 yılda iki belediye başkanımız az önce ifade ettik. 10 yıl görev yaptılar. Ve bu enerjiyi ancak 4 mahalleye ulaştırabildiler. Ve hep bu düz bölgelerde işte saydığımız Fatih, Sarardı, 4 Eylül, Tabakhane. Biz Karakül Mahallesi'ndeki ortaöğretim yurduna, fakültemize, KYK'ya, Karakül'ün üzerindeki mezarlara, Acem Baba Mahallesi'ne, Şıhçava, Cuma'nın karşı yakanın üstlerine götürdük. İç arazi, engebe, beyin tarmak. Dörde böldüğünüzde 20 yılı bir belediye başkanının 5 yılda bir mahalleye götürebildiğini görüyorsunuz. Yani bir dönemi boyunca bir mahalleye bu enerjiyi götürmüş. İşte ehliyetin farkı. Geçen seçimlerde siz de onun için oy istemiştik. Ehil olduğumuzu ifade etmiştik. 4 yılda 9 mahalle koyduk arkadaşlar. 20 yılda yapılan 4 mahalleye, 4 yılda 9 mahalle. Bununla kaldı mı? Kalmadı.
İki yaşın önce merkezi teslim aldı. Bir otogarın altında, bir Fatih Mahallesi'nde ormanın karşısında. Üç tane daha yaşın önce merkezi yaptı. Jandarmanın arkasında, Gökçeler Türbe Dilimenin arkasında, çevre yolunda, Sadık Köker'in Keras noktasının önünde. Bölgesel sisteme geçti. Eğin aldığı üç kuyu Yeşilova'da bir kuyu açtı. İki tanesi yedi. Bu yaptığımız işler için toplam 26 milyon lira para harcadık. Bir kuyu 1,5 milyon liraya mal oluyor. Zannedilmesin ki borunun ucuna boru eklenip jeotermal basit bir şekilde veriliyor evlere. Hayır. Sadece Ersen Erdar'a değerli arkadaşlar Eynal'dan yeni bir kuyu açarak 9 kilometre gidiş duruş boru çekti. Ve iki tanesi merkezi yapıyor. O sayededir ki Kettepe ve yeni mahallenin üzerlerinde enerjimiz şu anda çok randımanlı bir şekilde kullanılıyor. Yani bölgesel sisteme yaydı. Doğrusu buydu. Bu ne demek? Ersen Erdar Mahallesi'nin bir arzadan Fatih Mahallesi'nin kadar olmayacak. Dört Eylül Mahallesi'nin bir arzadan Tektepe'deki vatandaşımızın haberi olmayacak. Bir arzı olduğunda enerjileri kesilmeyecek. Sistem ayrı olduğu için her mahalle kendi arzasını kendi isteyecek. Diğer mahalleler bunu yaşamayacak. Önceden öyle değildi. Otogarın altında bir ısı merkezimiz vardı. Şehrin herhangi bir yerinde arzı olduğunda içeride oradan vanalar kapatılır, su boşaltılır, arıza giderilir, tekrar su doldurulur. 2-3 gün insanlarımız mağdur olur. Şimdi mağduriyet yok artık. Her bölge ayrılmış durumda. Değerli arkadaşlar, benden önceki görev yapan iki arkadaşımız İktidar Partisi'nde görev yaptılar. İlk defa bir muhalif belediye başkanı seçtiniz ve siz de hizmete boğdu. Eynal aynı Eynal, biliyorsunuz. Yerin altındaki sular sıcak sular, aynı sular. Gökten haşa böyle bir gücümüz yok, yerin altına herhangi bir su ilave etmedik. Mahallelerimiz aynı mahalleler. Belediye personel aynı personel, Amerika'da mühendis falan da getirmedik. 20 yıldır bu 9 mahallenin suçu neydi? Kullanamayan mahallelerimiz, ormandan ilerisi yok, hastaneden ilerisi yok, çevre yolundaki Sırapayan mahallesi yok, belediyeden üst tarafı hiç yok. Ya, merkezdeki olan bölgelere hizmet götürülmüş. Bu mahallelerin suçu neydi? Sizlere soruyoruz. Demek ki olabiliyormuş. İradeyi koyunca, karar verince, personele yeterli desteği sağlayınca hizmetin giremeyeceği bir yer yok. İşte en basitinde Simav'ın en tepesindeki ortaöğretim yurdu. O yurdu biz yaptık 20 yıl önce. Fakülteyi de biz yaptık 20 yıl önce. Cenab-ı Allah 2 yıl önce oranın sularını da bize götürmeyi nasip etti. 20 yıl bekledi buralar. Demek ki iradeyi koyacaksınız, isteyeceksiniz bir şey. Tabii sadece Simav'ın ısıtması mı? Hayır. Selacılık. 180 dönüm aldığımız sera arazilerde 350 dekara çıkardık. O da sıcak suyu sayesinde. Selacılık biliyorsunuz ilçemizin en önemli gelir kaynaklarından bir tanesi. Ve çoğaltılması mutlaka fazlalaştırılması gereken bir sektör. Çünkü Eynal'da üretilen ürünlerimiz toptancılar tarafından aranıyor. Ve çok şükür Simav artık bir marka oldu. Eynal marka oldu. Onun için hem İslam yönünden, işçi çalıştırılması yönünden hem ilçeye gelecek girdilerin fazlalaştırılması yönünden seracılığın büyütülmesi lazım. Aslında onunla da ilgili size bilgi vereceğiz. Değerli Simavlılar, önümüzde 3 hedefimiz var Simav'ın ekonomisinin geliştirilmesi, insanların daha zengin olması, işsizliğin önlenmesi adına. Nedir bunlar? Turizm. Zaten mucit olmaya gerek yok. Turizm, seracılık ve eğitim. Öğrenci sayısının artırılması. Bu görünüyor. Macera aramaya gerek yok. Cenab-ı Allah bir nimet vermiş. Arabistan'a petrol vermiş. Buraya sıcak su vermiş. Bunun geliştirilmesi lazım. Turizmi geliştireceğiz. Eynal'da caminin karşısında 59 dönüm bir alanımız var bizim. Turizm tesis alanı imarlı. Evet yolunun sol tarafı üst tarafı biliyorsunuz. Yeni yolun eski yolun birleştiği noktaya kadar 59 dönüm Sıva Belediyesi'nin. Daha önceleri otel yapılmak için bir vatandaşımıza ihale edilmişti. O vazgeçti. O şekilde kaldı. İnşallah oraya 250 apart, 5 yıldızlı bir otel yapacağız. Bunun projeleri hazır. Kamil Bey bizim hem meclisiyemiz hem encümeniyemiz. O da biliyor. Projeleri onlarla da paylaşıyoruz. Nasıl yapacaksınız? Kaynağınız nedir? Devre büyük devre tatil sistemini yapacağız arkadaşlar. Televizyonları açtığınızda her kanalda dinliyorsunuz. Devre reklamları.
Simav'da bir sürü insanın Gazi Gölü'nde Armut'ta derne duvardığını duyuyorsunuz. 250 apart yaptığımızda 8200 devremlik ediyor yıllık. 10 bin lira en minimum devremlik satışı. 10 bin liraya sattığımızda 82 trilyon lira yapıyor. Ki bunlar inşaata başlamadan cebinize koyduğunuz hazır para. 30 milyon lirasıyla biz bu tesisleri yaparız. 50 milyon lira da belediyenin kasasına kaynak kalacak. Simav'ın da çok geç kaldı. Yok işte Eynal'ı satıyorlar. Yok falan ediyorlar gibi. Çok basit laflarla maalesef devrimi konusunda Simav çok geç kaldı. Bunun yapılması lazımdı. Bu ne demek aynı zamanda? Orada yapacağımız 250 devrimi ve 5 yıldızlı otelin içerisinde beraber 400 kişi istihdam demek. Bir apartta, bir otel odasında bir kişi istihdam hesap ediliyor turizmde. 400 kişiye de iş demek. Simav'a 8200 tane ailenin her yıl değişik şekilde gelip burada onar gün kalması demek. Senin esnafından, manavından, kasabından alışveriş demek. Hem iç ekonomisine katkı yapacak, hem istihdam sağlayacak, hem insanlarımız zenginleşecek, işsizliğimiz azalacak. Bunun mutlaka yapılması lazım. İnşallah bunu yapacağız, projelerimiz hazır. Çizdirildi, önümüzdeki dönemin ilk icraatı bu olacak. Yeter mi? Yetmez. Eynal'da eski otelim vardı biliyorsunuz. İki tane otelimiz vardı. Bir tane Sözcüğün Dağları'nın, bir tane Simav Belediyesi'nde. O otelleri başlayamadık. Neden başlayamadık? 2011'de biz deprem yaşadık biliyorsunuz. Bizden sonra Van'da bir deprem yaşandı. Bayram Otel diye bir deprem daha yaşadı. Van'da hepiniz hatırlarsınız. Bu Bayram Otel depreminden sonra Cumhuriyet Savcılığı Simav'da 8 tane kamu binasının yıkımını durdurdu. İki tane otelimiz, merkezdeki hükümet binamız, şuradaki özel idare binamız, endüstri meslektaşlarımız gibi 8 tane binanın yıkımını durdurdu. Dedi ki, inceleme başlatacağım, buranın müteahhitlerinde hata vardır diye araştıracağım dedi. 6-7 ay savcılık burada bir inceleme yapıyor. Daha sonra yıkabilirsiniz dedi. Arkasından belediye meclis üyelerimizle özel idareye müracaat edelim. Yukarı otelin yerini alalım, ikisini birleştirelim. Çok odalı, biraz daha büyük bir otel yapalım diye müracaat ettik. 5-6 ayda orada oyalandık. Ve ilgilenen meclis bir karar aldı. İktidarın ilçe başkanı da geldi belediye meclisinde bize müjde dedi. Burayı 126 bin lira Simav Belediyesi'ne satmaya karar verdik dedi. Onu bekledik. 5-6 ay sonra orada satışını vermediler. 1992 yılında biz orayı bedava vermiştik özel idareye. Yatırım yapsın da Simav'a bir şey yapılsın diye. 20 yıldır da belediye kiralanmış, işletmişti. Başka bir mülk yok özel idarenin. Yerinde bedava biz vermişiz. Tekrar satın alalım, oteli birleştirelim ama o da olmadı. Şimdi onlar yine yukarı kendileri yapacaklar. Biz de aşağıya, aşağı otel dediğimiz yere kendi otelimizi yapacağız. Bunun için gecikti otelimiz. Eynal'da tabii diğer noktalarda hizmetlerimiz çok oldu. Geldiğimiz günden bugüne kadar bütün apartların bakımını yaptık. 5 yıldız otel odaları haline getirdik. Hepsi yenilenmiştir. 2000 kişilik bir düğün salonu yaptık. Aynı zamanda depremden edindiğimiz tecrübeyle burayı bir sahra hastanesi ve toplanma merkezi olarak da düşündük. Çünkü 19 Mayıs'ta yaşadığımız depremde orada kalan misafirlerimiz, yabancı misafirlerimiz gidecek bana da hiçbir yer bulamadılar. O gün paniği biz biliyoruz. Onun için hem toplanma alanı hem ileride herhangi bir problem anında sağlık için kullanacağımız hastane şeklinde yaptık. Havalandırması, ısıtması son modern, son derece modern sistemle donatılmıştır. Restoran yaptık. Resepsiyon binası yaptık. Eski parkın içerisinde yürüyüş yollarını genişlettik. Oyun parklarını yeniledik. Ve karşı tarafa da Simav'ımıza yakışır, Kaplıca'mıza yakışır. Muhteşem, görkemli bir cami inşa ettik Kayısever altımızla beraber. Onun önünde amfiteyatro, parkın güzelliğiyle güzel bir park yaptık. Hem camimize yakıştı, hem Kaplıca'mıza yakıştı. Yukarı giderken 40 kilometre sonra Ilıcalı'ya bir yer geliyor. Yedin Ilıcalı. Hepiniz biliyorsunuzdur. Yakında giderken benim için bir bakın. Rica ediyorum sizden. Orada 2 dakika durun, sağ tarafa şöyle bir bakın. 3 dönemdir Soner Aksoy'un milletvekili Gedin'de biliyorsunuz. 2 dönemdir belediye başkanı Mehmet Ali Salalar Parti. Bir Gediz'e bakın, Ilıcalarına. Bir de gelin Eynal'a bakın.
hangisi daha iyi hizmet yapmış, hangisi daha güzel işlemiş, kılıcasını kapıcasını kararı kendiniz verin. Elinizi vicdanınıza buyurun tabii, kararı verin. Şartlı vermeyin. Onun için geçen seçimdeki dediğimiz o ehliyet olayını biz ortaya koyduk, ispat ettik. Sadece bunu değil değerli arkadaşlar. Manifatları da açarsınız. Bayramlarda alışverişe gidiyorsunuz. 50 yıldır, 60 yıldır hiç dokunulmayan, hiçbir yerden ellenmeyen bir karşıyı ne hale getirdiğimizi gördünüz. Orada da şehir tamamı, şehrin göbeğinden. 2 yıl önce oraya da şehir tamamı verdik. Değerli arkadaşlar. Tabii su hattını yeniledik, telefonunu indirdik, elektriğini indirdik. Çok güzel direnç taşlara döşedik, üzerini kapattık. Naylon bile örtemezsiniz dediler. Başladık. Nasıl örtüldü? Diğer çarşımızın esnaflarının tamamının talebi halinde. Onları da istemesi halinde inşallah Ağdacılar Caddesi dahil kendileri isterse orada da örteceğiz. Güzel bir örnek çarşı yapacağız orayı. Ya yoğurt pazarının üzerine hemen kapattık zaten geldiğimizde. Hayvan pazarına gidenleriniz vardır. Hayvan pazarının tabanını beton ve ızgara sistemiyle yeniledik. İnsanlarımız çamurdan kurtardı. Kütahya tavşanlı hayvan pazarları hala kapalı şapkan dolayı. Bizimki açık. İşte o hijyen ortamından dolayı, yaptığımız o hizmetten dolayı açık. İlçelerimiz zaten teşekkür ederim. Akıllı soyaçlarına geçtik İsmail Bey. Şu anda %75 hemşehrilerimiz akıllı soyaç kullanıyor. Kademe yok. Havaya para ödeme yok. Kiraya verdiği bir mülkte kiracısıyla kavga yok. Kontrolü. Ev sahibinin kirasıyla problemi yok. Belediye personelinin vatandaşla yüz göz olma durumu yok. Çok modern bir sistem oldu. Ve Simon şu anda %75'e akıllı seyahat kullanıyor. Geri kalan %25'i artık kullanacak. Ve halkımız şimdi teşekkür ediyoruz onlardan. Kereç otopark sistemine geçildi. Araçlar biraz daha yoğunluk azaltılsın. Trafik biraz daha azalsın diye. Faydası da oluyor. Ve Simon'un üçüncü büyük fabrikası gibi adeta 25 kişi çalışıyor. Sizin gördüğünüz birer lira alalı. Sizin kardeşleriniz, sizin arkadaşlarınız, sizin hemşerileriniz orada karnını doyuruyor ve 25 kişiye fabrika gibi iş vermiş oluyor. Ve şehir trafiği rahatlatıyor. Şehrin çeşitli yerlerinde girişinden çıkışına kadar 13 tane park yaptık. Smog'u yeşille tanıştırdık. Her gidilen park artık güzel ve yeşilin ne olduğunu insanlarımız güzelliği görüyor, yeşilin ne olduğunu görüyor inşallah.